bir aydır aralıksız katliamların yapıldığı, çocuk, kadın, hasta, yaşlı demeden masumların öldürüldüğü, insanlığın, insan onurunun katledildiği Gazze'deki soykırıma dur demek, Gazze'deki şanlı direnişe destek vermek için bir aradayız. Bugün sadece savaş uçaklarıyla değil, açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla katledilen Gazze ve Filistin halkıyla dayanışmamızı ve kardeşliğimizi göstermek, mazlumların sesi olmak için buradayız. Bugün diyanetsel olarak ABD Büyükelçiliği önündeyiz. Niçin ABD Büyükelçiliği? Çünkü Siyonist devletin işgalinin arkasında da bugün yaşanan vahşetin, katliamların, soykırımın arkasında da Batılı suçlu ortaklarıyla birlikte büyük şeytan ABD var. General Harbi 1917'de Kudüs'ü işgal edince Avrupa'daki bütün kiliselerde çanlar çalıyor, meydanlar Kudüs'ü işgalini kutluyordu. Bugün ABD ve güdümündeki Batı aynı coşkuyla Gazze'deki katliamı kutluyor. Akif'in tek dişi kalmış canavar olarak tesmih ettiği vahşi soykırımcı Batı, milyonlarca Müslümanın katlinden sorumludur. Irak'ta, Bosna'da, Afganistan'da, Suriye'de, Anadolu'da, Afrika'da, Amerika kıtasında vahşi soykırımlar yaptılar. Müslümanların kanını dökmeye doymayanlar bugün Gazze'de soykırım yapıyor. Ancak biliyoruz ki Gazze son olmayacak. Gazze daha başka soykırımların habercisi. İşte bu yüzden diyoruz ki Kudüs'ün kaderi İstanbul'un kaderidir. Gazze'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Değerli Kudüs sevdalıları, kıymetli kardeşlerim, bir asırdır Filistin'de akan her damla kanda, dökülen her gözyaşında en büyük suçlu ABD ve Batılı müttefikleridir. Soykırıma destek için İngiltere ile birlikte uçak gemilerini, savaş uçaklarını gönderen de büyük şeytan ABD'dir. Gazze'deki soykırıma yol açan insani ateşkes tasarımlarını, barış çağrılarını veto eden de ABD. Gazze'de yaşanan soykırımda kullanılan silahları veren de ABD. Medya tekeliyle mazlumların sesini kısan, zalimin propagandasını yapan, soykırımı gizlemek için medya gücünü seferber eden de ABD. İşte burası katillerin yuvası. İşte burası katillerin yuvası. İşte burası katillerin yuvası. Katil ABD Filistin'den defol. Katil ABD Filistin'den defol. Katil ABD Filistin'den defol. Değerli kardeşlerim, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 25 tonun üzerinde bomba atılmış. Bu bombanın gücü Hiroşima'ya atılan bombanın 1,5 katı. 27 bir ayda İsrail saldırılarında 4000'in üzerinde çocuk katledildi. 2500'ü kadın olmak üzere 9000 Filistinli masum öldürüldü. 23000 kişi yaralandı. Binlerce kişi de kayıp ve enkaz altında. Ama İslam dünyası istisnalar dışında sessiz. Sadra şifa bir ses yok. Güney Amerika'dan İsrail'le ilişkisini kesen ülkeler var. Ama İslam dünyasından çıt yok. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık. 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 Kardeşlerim, o nedenle biz bugün ayrıca burada soykırım karşısında sessiz kalan Gazze halkını
İsrail'in olmayan insafına terk eden Mehmet Akif'in ifadesiyle dipdiri meyyitler hükmündeki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin ölümünü ilan etmek Fatiha'sını okumak için de buradayız. Bir ruh, bir de nefti hikaye aksa. 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 Buradan dünyanın neresinde olursa olsun vicdanı kara bağlamamış insan şeref ve onuruna sahip tüm insanlara bir çağrı yapıyoruz. Gün zalim Firavun'un katliamlarına karşı çıkma günüdür. Nemrutlaşan Siyonist Netanyahu'nun yaktığı ateşi söndürme günüdür. Yaşasın küresel intifada! Yaşasın küresel intifada! Yaşasın küresel intifada! Gün zalim Firavun'un katliamlarına karşı çıkma günüdür. Nemrutlaşan Siyonist Netanyahu'nun yaktığı ateşi söndürme günüdür. Gün dünyanın beşten büyük olduğunu gösterme günüdür. Gün mazlumu zalim, zalimi mazlum gösteren iki yüzlü bu tiranlık sistemine karşı insanlık onuruna sarılma günüdür. İnsanlık onuru Siyonizmi yenecek. İnsanlık onuru Siyonizmi yenecek. İnsanlık onuru Siyonizmi yenecek. İnsanlık onuru Siyonizmi yenecek. Soykırımı himaye ve organize eden, yangına körükle giden ABD'yi uyarıyoruz. Soykırıma destek için İsrail'e koşan ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak buraya geldim diyen 4000 çocuğun katili Abdullah Öcalan'ın şu anda Türkiye'de derhal terk etmesini istiyoruz. Ülkemizin mübarek şehit kanlarıyla sulanmış tertemiz toprağını kanlı ayaklarıyla kirletmeden defolup cehennemin dibine gitmelidir. Siyonist bir dikkat Türkiye'den defol. Siyonist bir dikkat Türkiye'den defol. Siyonist bir dikkat Türkiye'den defol. Ey ABD, sen İsrail'in soykırımının suç ortağısın. Demokrasi getirme adına ayak bastığın her yere kan ve dehşet götürdün. İşte bu yüzden tarihin tozlu sayfalarında lanet alacaksınız. Çocuklarımız sizden caniler diye bahsedecek. Katiller olarak tanınacaksınız. Adınız tarihe soykırımcı olarak geçecek. Tarih sizi neonazilerle aynı satıra yazacak. Bugün yediğiniz helvadan putlarla kurduğunuz iki yüzlü tiranlığınız yerle bir olacak. Aksa tufanı Siyonizmin kabusu. Aksa tufanı Siyonizmin kabusu. Aksa tufanı Siyonizmin kabusu. Aksa tufanı Siyonizmin kabusu. Ey katil, ey ABD'nin Orta Doğu'daki gayrimeşru çocuğu İsrail, ey soykırımcı Amerika, ey soykırımın destekçileri İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, döktüğünüz kanda boğulacaksınız. İşlediğiniz suçlar yakanıza yapışacak. Alçaklığınızın adınızın başına yazılacak. Soykırım suçundan yargılanacaksınız. Katil ABD, soykırımcı İsrail. Katil ABD, soykırımcı İsrail. Katil ABD, soykırımcı İsrail. Katil ABD, soykırımcı İsrail. Zulmün ateşi sizi de yakacak. Zulüm ile abad olmaz. Yıkılacaksınız. 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 Peki.
biz inanıyor ve biliyoruz ki Siyonist İsrail yenilecek, insanlık kazanacak. Siyonist İsrail hesap verecek. Siyonist İsrail hesap verecek. Siyonist İsrail hesap verecek. Bizler Memur Sen ailesi olarak, Diyanet Sen ailesi olarak, burada bulunan Kudüs Sen ağları olarak soykırıma karşı Gazze halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Zulme karşı mazlumların safında mücadeleye devam edeceğiz. Gerçekleri haykırmaya, mazlumların sesi olmaya, vicdanın sesi olmaya, Gazze'nin direnişin yanında durmaya devam edeceğiz. Ankara'dan Gazze'deki kahraman direnişi selamlıyoruz. Tekbir! Allahu Ekber!